Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda genel olarak kar satışlarının olduğu bir gün yaşandı dün. Bugün için de baktığımızda yine endeksin yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından geri çekilmelerin hızlanması durumunda 1265 seviyesi destek noktamız, arkasından 1250 ve 5 günlük ortalama olan 1243 seviyelerini destek noktası olarak takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda ise yeniden burada 1285 ve 1300 seviyeleri takip edeceğimiz direnç noktaları. Açıkçası biraz kar satışının gelmesi ileride trendin daha güçlü olacağı anlamına gelmektedir. Kar satışlarını biz kısa vadede yaşanacağını düşünüyoruz. Evet, ama bu kar satışlarını orta uzun vade için alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye öngörmekteyiz. Hangi hisseleri almakta fayda var diye baktığımızda öneri listemizdeki bütün hisseler yine temel olarak beğendiğimiz şirketler. Baktığımızda bunlardan işte üzerine eklediğimiz Arçelik, Turkcell, Ford, Tofaş. Bunlar özellikle Türk Traktör, bu sahiplerinden bazıları özellikle illikit hisseler, likiditesi düşük hisseler. Zaman zaman böyle sert düşüşler olduğunda %4-5 gibi anlık sert düşüşler yaşayabiliyorlar. Oralarda alım fırsatını değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz orta uzun vade için. Genel olarak baktığımızda hisse senetleri durumu böyle. Kısa vadeli açık önerimiz bulunmamakta. Ayrıca SPK Petkim'in %20 bedelsiz sermaye artış başvurusunu onayladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Petkim böyle bir şey yapacağını açıklamıştı. SPK'ya başvurmuştu ve onayını da almış. Önümüzdeki günlerde bedelsizlerini dağıtacaktır diye düşünüyoruz. Genel olarak diyeceklerimiz bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.